Anneciğim, başında ovayım mı biraz? Oh kızım, oh. Ellerin dert görmesin. Babam da uyudu. Çok şükür, çok. Sakinleştirici, iyi geldi tabii. Bahar ne yapıyor acaba? Yıkıldı resmen kız. Bahar'ı daha önce hiç böyle görmemiştim. Şimdi ona daha çok destek olmamız gerek çocuklar. Onu sevdiğimizi işte şimdi daha çok hissetmeli. O tarığı bir elime geçireyim. Aman oğlum, ha, bir delik yapmayın. Nasıl yapmayalım Şeref anne? Kızın hayatını mahvetti. Mehmet. 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 Çok soğuk, hasta olacaksın. İyiyim ben canım. Mehmet. İyi olsan bu soğuğu hissederdin. Hayatım, izin ver yanında olayım ne olur. Bu insanın tek başına taşıyacağı bir yük değil. Sağ ol Melih'im. Bir şey yok. Aklım Bahar'da sadece. Az önce aradım, daha eve yeni gelmişlerdi. Saatlerce ağlayarak koşmuş. Gökhan zor durdurmuş. Şimdi nasılmış peki? Hala kendinde değil. Bunu öğrenmemeliydi. Sen de bugün öğrendin Mehmet. Nasıl engel olacaktın? Ne bileyim, en azından onu durdurmalıydık. Gitmesine izin vermemeliydim Gümüş. Hep yanlış cümleler kuruyorum. Neden sanki sen benim kardeşimsin kuzen? Seni seviyorum kuzen, gidemezsin diyemedim. Mehmetciğim yine dersin. Hep beraber deriz. Artık çok zor Gümüş. Ne olacak şimdi? Her şey nasıl normale dönecek? Bahar'ın kendisini aileden hissetmesini sağlamalıyım. Bir de onun durumunu düşünsene Mehmet. Çok kötü bir şey yaşadı. Zamana ihtiyacı var sadece. Biz de destek olacağız. Her şey eskisinden daha iyi olacak Mehmet. Mehmet telefon çalıyor. Telefon çalıyor canım. Efendim Gökhan. Mehmet, kusura bakma anca arayabildim. Bahar nasıl Gökhan, iyi mi? Bahar iyi, uyuyor şimdi, merak etme. Gökhan, yarın Bahar uygun olduğunda ara beni, geleyim. Bu böyle olmaz. Etraflıca bir oturup konuşalım. Kimsenin bir suçu yok, kader işte. İkna edelim evine dönsün bir an önce. Ben de tamamıyla seninle aynı fikirdeyim. Sakinleşsin. Önce ben bir konuşayım, sonra sana haber veririm, gelirsiniz. Ha, gelirken belki de getirir misin? Onu kaybettiğini düşünüp çok üzülüyor. Tamam. Tamam, görüşürüz. İyi miymiş Bahar peki? Ha? İyi. Hadi canım, içeriye geçelim, çok soğuk. Hadi. Abla, ben de seni arıyordum. Hayırdır, ne oldu? Gel gel, bir şey söyleyeceğim. Ne oldu, ne var? Sessiz ol abla. Bak, yakalanacağız şimdi, gel. Ay kızım, bir dur. Gel. Bahar mı geldi yoksa? Yok abla, nerede? Keşke o gelseydi. Senin bey gelmiş. Ya. Kapıda. Çok önemli diyecekleri varmış sana. Kimse duymasın diye düşündüm, o yüzden çağırdım seni. Sağ ol Rukiye, çok iyi düşünmüşsün. Nasıl düşünmeyeyim abla? Ev Dallas'a döndü resmen. Rukiye. Tamam abla, tamam, kızma. Kendi istedi Londra'ya gitmeyi. Ama okul kapanmadı ki daha, emin misin bu kararından? Öğretmenlerinden izin aldık. Sınavları da bitmiş. Merak etme, yarı yıl tatili biter bitmez hemen getireceğim onu tekrar. Çok üzüldüm. Tamam Özge, tamam. Gülşin, aklım hep sende. Benim de sende. Bu durum sıkıntılı olmaya başladı artık. Seni yanımda istiyorum. Bir sürü şey oldu. Nereden başlayıp anlatacağımı bilemiyorum ama. Baba hadi, uçağı kaçıracağız. Tamam dedim kızım, tamam. Geç kalmayın.
Hadi. Gülsün. Evimize git ve gelişimi orada bekle. Sağ ol Levent ama burada durumlar çok karışık. Ailemin özellikle de babamın bana çok ihtiyacı var. Tamam. Zaten ben de bir hafta sonra geleceğim. O zamana kadar kal tabii ki. Ama geldiğimde kapıyı bana senin açmanı istiyorum. Aslında bir karar vermem imkansız. Burada daha çok kalmam gerekebilir. Ne olursa olsun babanın gölgesini bile geçemiyorum. Buna izin vermiyorsun. Gülsün, artık aile olmak istiyorum. Bunun için evlendik biz. Hadi bunları geldiğinde konuşalım. Özge? Evet, ne vardı? Ben sana iyi yolculuklar dileyecektim sadece. Kendine iyi bak, çok eğlen. Olur. Gider gitmez arayacağım seni. Ben de ararım. İyi yolculuklar.